Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz CST programında bir özellik olan parametre sweep özelliği. CST programı biliyorsunuz mikrodalga antenler yapmak için kullanılan bir program. Fakat bunda bir kolaylık var. Parametre sweep kolaylığı. Yani ne demek? Mesela siz atıyorum bu anteni 1,8 GHz için tasarlamak istiyorsunuz. Onun için bunun boyutlarını değiştiriyorsunuz. İşte şurada parametreleriniz var. Bunu mesela şu V bunun genişliği şurası. Bunu mesela 40'ta deniyorsunuz, 41'de deniyorsunuz, 42'de deniyorsunuz, 50'de deniyorsunuz, 55'te. Peki bunları teker teker her birisi için ayrı ayrı çalıştırmak zor. Bunu engellemek için yani bunu engellemek için değil, bunu kolaylaştırmak için bir özelliğimiz var. Şurada parametre sweep özelliği. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Mesela şunun genişliğini V'nin genişliğini atıyorum 42 ile 60 arasında denesin diye böyle bir kendisi denesin bana sonuçlarını versin istiyorum. Şimdi şuradan new sequence yani bir satıra tıkladık. Bir tane parametre seçmemizi istiyor buradan. Ben V'yi değiştireceğim. Buradan 49'dan 60'a kadar olsun yazıyorum. Bakın burada samples var. Yani şu demek, eğer ben bu şekilde bırakırsam 49 ile 60 arasında tek bir değer deneyecek. O da 49 değeri olacak. Ama ben bunu 2 yap 3 yaparsam mesela 49 ile yani 49 değil de 42 diyelim. 42 ile 60 arasında tam ortada ne var? 9 eklersek 51. 51'e 9 ekleyecekse 60. Evet bu şekilde deneyecek. 42, 51, 60'ı deneyecek. Okey diyelim. Yani V'nin bir ilk başta 42 değeri için sonuçları alacak. Sonra 51 değeri için sonuçları alacak. Bir de 60 değeri için sonuçları alacak. Ve her birini bana gösterecek. Şimdi ben burada çalıştırıyorum. Start'a basıyorum. Bakın arkadaşlar. Şurada mesajlara bakarsanız V42 değeri için başlattım diyor. Ben burada videoyu şöyle pauselendiriyorum. Sizi bekletmeyeyim. Geri diğer 51'e geçtiği zaman tekrar açacağım. 60'ta tekrar açacağım. Bir de sonuçlara bakacağız sonuçta. Buradan devam edelim arkadaşlar. Görüyorsunuz birincisini hala yapmaya devam ediyor. 88'lerde 90'lara yaklaştı. Bakın burada sol taraf şu aşağıda bir saat indicator'ımız var. Daha herhangi bir sonuç almadığını söylüyor. Belki sizde çıkmayabilir. Şu nokta üstünde sağ tıklarsanız Reset Navigator'ı getirirseniz sizde çıkacaktır bu. Mesajlarımıza bakalım. Hala bir de. Bu işlem bittikten sonra şuradaki işlem bittikten sonra 2'ye geçtiği zaman mesajlarda ve 51 yazacak. Burada 42 yerine 51 yazacak. Yani 51 değeri için, 51 milimetre için deniyorum diyecek. Daha sonra başka bir şeyler daha anlatacağım size. Ben CST'nin 2016 modelini kullanıyorum. Yani versiyonunu kullanıyorum. 2014 modellerinde yine bu parametresi bir özelliği var. Fakat sonuçları görme yeri biraz daha farklı. Şimdi buna bakacağız. Mesela S11 değerine bakacağız diyelim biz bunun. S11 grafiğinde yani nerede rezonans yapmış ona bakacağız. Normalde eğer tek tek çıkarsanız her birini ayrı 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 görürsünüz. Her birini tek tek çalıştırmanız ve üst üste çıkmasını beklemeniz gerekir. Bu da uzun iş. Mesela ben şöyle yapıyorum. Bunu çalıştırıyorum. Yatıyorum. Sabaha bütün sonuçlar almış olarak geliyor. Yani büyük programlarda bunun gibi küçük bir anten dizaynında çok önemli değil belki ama bazen çalıştırdığımız programlar 2-3 gün kadar çalıştığı oluyor. Bunun başında beklemek ayrı bir iş. Dolayısıyla bakın 2'ye geçti. Mesajımıza bakalım alttan. Bakın 51 oldu burası görüyorsunuz. Sonra bir de 60 için deneyecek. Çünkü ben parametre sweep'te 3 özellik vermiştim. Yani 3 sample almasını istemiştim. Bunun arasında. Başka bir şeyler de anlatacağım. Sadece sample değeri olarak vermek zorunda değilim. Fakat şu anda çalıştırdığım için gösteremem parametre sweep özelliği üzerine gidemem. Çalışma bittikten sonra size onları da göstereceğim. Şimdilik duraklatıyorum. Sonuna geldiği zaman
Tekrar görüşeceğiz. Şimdi arkadaşlar daha bitmedi ama ben size bir şey göstereceğim. Şurada S parametrelerini görmek isteyelim. Bakın birinci çalıştırma için yani şuradaki parametrenin ve W parametresinin 42 olduğu durumda bakın 1.8'i yakalayamadık. Neyi yakalamışız görelim. Yaklaşık 1.84'ü yakalamışız. Fakat bu bizim istediğimiz bir değer değil. Bakın ikincisi daha çalışıyor. Daha o yüzden göremiyorum. Burada 2, 3 şeklinde bütün çalıştırmalarımın değerlerini göreceğim. Evet arkadaşlar, şu anda videomuz çalışıyor. Sonuç bitti. Yani işlem bitti. Sonuçları gösteriyor. Burayı kapatalım. Şimdi bakın burada birinci çalıştırdığında yani V'nin 42 olduğu durumda ki rezonansı gösteriyor. Şurada V'nin 51, buradan ise V'nin 60 olduğu yer. Üçünü de aynı üste görmek istiyorsak bu üçünü de tercih edeceğiz. Yalnız şuradan S1'in tercih edilmesi lazım. Bakın arkadaşlar 1.8'e en yakın. Şunun gerçi şeyi iyi ama şunun 1.8'e en yakın olan yeşil olan yani 51 değerinde. Mesela bu bizim için bir baz olabilir. Bu şekilde işlem yapabiliyoruz parametre sweep ile. Şimdi bir şey daha söyleyecektim. Parametre sweep özelliğinde şurada edit diyelim şunu. Bakın şurada sample yazabildiğiniz gibi step width yani ne kadar aralıklarla gideyim derse eğer siz buraya bir yazarsanız 60'tan 42 çıksa 18-19 kez bu işlemi yapacak bir başı bir de sonu olduğundan. Mesela bunu 9 yapsak deminki yaptığımız işlemi yapacak. 42 de yapacak. 9 ekleyecek. 51 olacak. 51'e 9 ekleyecek. 60 olacak. Bu şekilde çalışacak. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Şimdi 2016'da versiyonunda bu şekilde Result Navigator var. Fakat 2014'lerde hatırladığım kadarıyla bu özellik yok. Oradan şuradan Result Template'den yani bunda da yapabiliriz de Result Template'den şurada S parametrelerinden S11'i işte tercih et. S parametrelerini tercih ettiğin zaman okey dedikten sonra şurada table altında çıkacak. Eski versiyonlarında. Bunda da çıkıyordur da hani burada direkt Result Navigator kısmında kolaylıkla yapılabiliyor. Bu parametre sweep özelliği kolay, güzel, pratik bir şey. Biz çok fazlasıyla kullanıyoruz. Evet, şu andaki söyleyeceklerimiz bu kadar. Bu parametre sweep ile alakalı bir sorunuz varsa videonun altına yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırız. İyi günler.